LGS'ye son 26 gün gerçekten bayram tadında günler yaşıyoruz. Niye? Evet belki büyüklerimizi ziyaret edemiyoruz. Evet belki kapıları çalıp şeker diyemiyoruz. Hani bayramın olsun şeker ver diyemiyoruz. Ama olsun inşallah bizler şu anda görevimizi yapalım. Doktorlarımız görevini yapıyor. Polisler, emniyet görevlilerimiz görevlerini yapıyor. E bizler de görevimizi yapalım. LGS'ye çalışalım. Sonrasında da başarılı insanlar olalım. Yarın bir gün buna benzer bir virüs gelirse onun aşısını biz bulalım inşallah. Hem kendimizi hem ülkemizi hem de tüm insanlığı kurtaralım. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey sıkı sıkıya çalışmak. Günün sözüne baktığımızda yapabileceğine inanan kazanır diyor bir. İnşallah da kazanacağız. Biz inanıyoruz. Sizler de kendinize güveniyorsunuz. Bizlersin sizin yapacağınıza inanıyoruz. Sınav gününde sizlere dua edeceğiz. Ve sizler de çat 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 çat. İnşallah en iyi netleri yapacaksınız. Ha yanlış anı çıkmayacak mı? Belki inşallah çıkmaz ama belki çıkabilir. Bak mesela burada Kırıkkale Fendisi'nin kazanan öğrenci... 3 dilimde yani 450 puan almış ama... ...matematikte yanlışları var, boşları var... ...fende üç tane yanlışı var... ...İngilizce iki tane yanlışı var ama yine... ...kazanmış, sıkıntı yok. Hem de çok iyi bir yer kazanmış yani. Gün yorumuna baktığımızda Yusuf üç tane ile arkadaşlar Lütfen dikkat ediyoruz. Lütfen beğenin arkadaşlar. Hocam LGS daha mı zor olacak? Hayır arkadaşlar. LGS aynı zorlukta olacak. Fakat şunu söylemek istiyorum ki sınav günü siz sınavda o birazcık heyecandan dolayı eğer sınav anında birazcık böyle istediğiniz şekilde birkaç tane soru yapamadığınız zaman birazcık zor geçecek. Çıkınca diyeceksiniz ki ya matematik ne kadar kazıktı ya Allah belanızı vermesin diyeceksiniz. Ama inşallah bunu demeyenler de olacak tabii. Ama genel olarak ben Bunca yıllık hayatım yani toplam 98 yaşındayım. 98 yıldır da bu işi yapıyorum. Her sene öğrenciler sınavdan açıkta bunu söylüyor. Ya ne kadar zordu ya. Bu sene çok sordular hocam. Bize kazık sordular ya. Biri de demiyor ki ya bu sene bize ne kadar kolay sordular ya. Çok teşekkür ederiz. Diyen hiç görmedim. Yani bu dünyanın en kolay sınavı TEOK'ta da böyleydi. LGS'de de böyleydi. LPG'de de, ABS'de de, ASR'de de. Bütün sınavlardan sonra öğrenciler hep bunu söyler. Ya bu nedir arkadaş ya? Bize niye zor? Çünkü sınav anı böyle bir şey arkadaşlar. Sınavdan önce çözdüğün bir deneme Bak bu, bu sorular hani bakıyorsunuz biz aynı sınavdaki zorlukta soruyoruz. Aynı sınav benzer soruyoruz ama sınavdan önce evde çözdüğün için aa rahat rahat yapabiliyorum diyorsun bazen. Ama sınav anda bu soru gelince birazcık insan endişeleniyor. Sınavdan çıkınca da ne kazık sorular diyor. Ama sınavdan birkaç gün sonra bir bakıyor. Aa ben bunu yaparmışım ya esasında kolaymış diyor. Dolayısıyla sınav aynı zorlukta olacak. Aynı örnek zorlar zorluğunda olacak. Ama size birazcık zor gelebilir. Peki hocam bunlar nasıl kurtulacağız? İşte bundan kurtulmanın yönünde bol bol sınav simülasyonu, sınav denemesi, sınav provası yapmak. Ve sınav günü geldiğinde ben zaten buna benzer zorluklarla karşılaşmıştım. Ben deneme taktiğini biliyorum demek ve yapabildiğiniz en iyisini yapmak. 350 puandan 460 puan çıkmak için günde 200 soru yeterli mi? Yeterli. Eğer bunlar yeni nesilse, bunların çözümlerini dikkatli bir şekilde dinliyorsan tabii ki de yeterli Yusuf'cum. Yapamazsın diyen çok fazla arkadaşım var. Korkuyorum ne yapmalıyım? Onlara de ki benim yapamayacağımdan size ne? Ben yaparım arkadaşım. Ben en azından gayretimi gösteririm. Sınavıma girerim. En azından yapamam diye vazgeçmemiş olurum. Ve vazgeçmediğim için de yapabileceğimin en iyisini yaptığım için kendimle vicdanen gurur duyuyorum. Derim kardeşim ben yapacağım görevimi yaptım. Tevkülüm ettim. Ha olmadım yanlışları mı çıktı? İşte Fen Lisesi'ne değil de Anadolu Lisesi'ne mi gittim? Değildi, Anadolu Lisesi değil de Anadolu Lisesi'ne mi Fark etmez. Ama sonuçta ben görevimi yaptım. Ben gözlerimi kapadım, vazifemi yaptım demelisin Yusuf. Dolayısıyla arkadaşlarına sana olumlu şeyler söylüyorsa onlardaki hadi oradan Sınava maskeyle girilirse sınavda isteksek maskemizi çıkarabilecek miyiz? Arkadaşlar bununla alakalı zaten duyurularımızı yaptık bir kez daha söylüyoruz. Sınav salonuna e, sınıfa maskeyle gireceğiz. Ama sonrasında maske eğer sosyal mesafeye uyuluyorsa çıkarabileceğimizi milletim e, Sağlık Bakanı net bir şekilde söyledi. Bunun genelgesi geliyor dedi. Ve burada şu önemli sizler sosyal mesafeye muhtemelen sınıfta uyulacağı için maskenizi çıkarıp çözebileceksiniz gibi. Ama olur da sınıfta biri öksürdü. Endişelenmemek için maskenizi hazır böyle takılı dursun yanınızda ne olur ne olmaz diye. Ve maske ağzınızı olaraktan çözmek yerine ara ara böyle hafiften açıp hafiften kapataraktan hafiften böyle kondisyonunuzu koruyacak şekilde çözmeniz sınavdan önce bunun provasını yapmanız sizin için yeterli. Ama Sağlık Bakanı ne söyledi? Sosyal mesafeye uyulursa maske takmaya gerek yok dedi. Bu ne demek? Zaten sosyal mesafeye uymak zorunda ki yani kimseyi kucak kucağa üst üste oturtamazlar yani. Ders çalışıyorum. 20 dakika sonra kalkıyorum. Ders başına daha fazla vakit nasıl geçiririm? Birincisi dersen seni kaldıran şeyleri bulmalısın. Demelisin kardeşim. Telefon beni dersen kaldırıyorsun. Hadi oradan. İşte veyahut da kardeşim derken yani öz kardeşin değil. Telefona söylesin o kardeş değil. Veyahut da televizyondaki seni oyalayan şeyler. Veyahut da dikkatini dağıtacak şeyler. Bunların hepsini bir kere hayır demelisin. Ve aynı zamanda gerekirse masaya, sandalyeye kendini uhuyla yapıştırmalısın. E tabii ki gerçek uhuyu sürüp pantolon yapıştırırsan olmaz. Pantolonun yırtılır. Ama ne yapabilirsin? Kendine söz vermelisin Kardeşim ben bugün bu birinci görevimi, ikinci görevimi, üçüncü görevimi... Yani atıyorum e, altı adımda hızlı tekrardan üçüncü ve dördüncü adımı bitirmeden kalkmayacağım kardeşim diyeceksin. Ve o adımı tamamladıktan sonra, son tekrar programındaki adımı tamamladıktan sonra bomba gibi gireceksin inşallah. Bursluluk sınavı olacak mı, ertelenecek mi? Bunu söylemiştik. 5 Eylül'e ertelendi arkadaşlar. Yüzde sekizlik dilime girmek için günde kaç soruç yapmalıyım? Ve sınavdan kaç puan almalıyım? Bununla alakalı zaten... E, ...dilimlerle alakalı sizlere puanlar açıklıyoruz. Burada arkadaşlar mesela şöyle söyleyelim... ...buradan e, gösterdiğimiz bir şey... ...bir kez daha göstermek istiyorum. Çok özür dilerim ayağa kalktım. E, masamız çok büyük masa. Her şey var üzerinde. Mesela 5.6'ya giren bir öğrenci... ...441 puan almış bir öğrenci... ...matematikte 5... ...Türkçe'de 2, Fen'de 3... ...Din'de 1 tane e, hata yapmış. E şimdi burada... ...100'e 8'lik dilim için bundan daha fazlasını yapabiliriz. Yani matematikte 5 değil... 7 tane de hata yapabilirsin. Türkçe'de 2 değil 3 tane de hata yapabilirsin. Fende 3 değil 4 tane de hata yapabilirsin. Dolayısıyla bu durumda yine %8'lik dilime girebilirsin. Ama sınav kolay olursa daha az hata yapman gerekir. Sınav zor olursa çok daha fazla hata yapsan bile %8'lik dilime girebilirsin. Dolayısıyla senin amacın rakiplerinden daha fazla soru çözmek. Rakiplerinden daha iyi çıkarmak. Ne kadar çok iyi iğne çıkarırsan onları o kadar rahat geçersin. Fen lisesi ve Anadolu lisesi dışında hangi liseden öğretmen olabilirim? Arkadaşlar bakın burası çok çok önemli. Hangi liseden mezun olursanız olun sizi mükemmel bir gelecek bekliyor. Yani fen lisesinden mezun olarak da öğretmen olabilirsiniz. Anadolu Lisesi'nden de, Anadolu İmatip'ten de veyahut da işte ne bileyim Sosyal Bilimler Lisesi'nden de. Türkiye'nin en iyi öğretmeni kim biliyor musunuz? Sizlersiniz. Çünkü kendinizi geliştirdiğiniz zaman hangi liseden mezun olursanız olun zaten bu işi çok iyi yaparsınız. Türkiye'nin en iyi öğretmeni mesleğini seven insanlar. Dolayısıyla sizler acaba bu liseden mezun olsam öğretmen olur muyum olamaz mıyım diye endişelenmeyin. Hani bu soru şey gibi. Hocam hangi ilk öğretim okulundan, orta öğretim okulundan mezun olursam LGS'e başarılı olurum? Ya eğer çalışırsan LGS'de hepsine başarılı olursun. Ama çalışmadıysan Türkiye'nin en iyi okullarına mezun olsan burada gel benim yanımda otur böyle sabahtan akşama kadar ben sana sürekli bütün kitaplardan test çözeyim kafana da vurayım çöz diye. Ama Taşıma süre düğürmen demez. Çalışmazsan gene yapamaz. Ama sen orada sıkı sıkıya çalışıyorsun ya. O zaman sen LGS'de süper başarılı olursun. İstersen şu anda bizi Hakkari'den izle. istersen Yozgat'tan izle. istersen Sinop'tan. istersen Uşak'tan. istersen İzmir'den. istersen İskenderun'dan izle. Hiç fark etmez. Belki de şu anda bizi Adana'dan izliyorsun. Hiç fark etmez. Nereden izlersen izle. Sıkı sıkıya çalışıp İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki böyle çok büyük imkanlara sahip olan öğrencileri geçebilirsin. Aynı şekilde İstanbul'daki öğrencim sana sesleniyorum. Çok zekiyim, çok başarılıyım. Bizim durumumuz iyi. Bütün kitaplar alıyoruz deyip çalışmıyorsan sen arkada kalırsın. Kardeşim seni geçerler. Dolayısıyla öğretmenlik de böyle. Hangi liseden mezun olursanız olun istediğiniz üniversiteye girebilirsiniz. İstediğiniz üniversiteden mezun olduktan sonra da hangi üniversiteden mezun olursanız olun. isterseniz A üniversitesi, isterseniz B üniversitesi, isterseniz Boğaziçi, isterseniz atıyorum işte Dijon Üniversitesi hiç fark etmez kendinizi yetiştirdiğiniz sürece Türkiye'nin en iyi öğretmenleri, en iyi insanları olursunuz. Bu sadece öğretmenlik için geçerli değil. Aynı zamanda doktorluk, aynı zamanda mühendislik, aynı zamanda avukatlık için de geçerli arkadaşlar. Geldik günün okuluna. Gazemir Emir Nevvar Salih gören Anadolu Sesi 6.34'te alıyor. 75 öğrenciden 53 mühendis kazanmış. Tebrik ediyoruz kendilerini. Helal olsun. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bayramımız yaklaşıyor. Ramazan bayramı bitiyor artık ama esas bayram yaklaşıyor. LGS bayramı.